Evet alkenlerin özelliklerini de bu videoda hemen anlatalım alkenlerin özellikleri. biliyorsunuz ki alkenler e, alkanlar gibi apolar yapılı bileşiklerdir yani hidrokarbonlar apolardır demiştik zaten apolar er olduğu için de ne diyebiliriz suda çözünmezler artık bunlar aynen alkanlar dediğimiz gibi ne dedik alkanları iyi anladığımızda zaten alkenlerin birçok özelliği benzer demiştik e, bu apolar yapıda olduklarına göre bu sefer ne diyeceğiz gençler e, London aklımıza gelecek dedik bu zaten hemen hemen hepsinde karşımıza gelecek bir özellik. London'a göre değerlendiriyoruz ve maddelerin yani alkenlerin kütlesi arttıkça C2, H4, C3, H6 gibi eten, propen, büten, 1 büten, 2 büten gibi değerlendiğimizde kütlesi arttıkça ne artacak? London artacak. O yüzden de London artmasıyla e, molekülün e, London kuvvetleri artacak. Bununla beraber erime kaynama noktası artar diye yorumlar yapabiliriz. Bakın moleküller arasında diyor London kuvvetleri vardır. Çünkü apolar maddelerde London'dan bahsediyoruz. Yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi en zayıf etkileşimler vardır. Ve karbon sayısı arttıkça London kuvveti artacağından kaynama noktaları yükselir. Ve alkenlerde diyor ikili bağ tekli bağdan daha aktiftir. Bu yüzden alkenler kimyasal tepkimlere karşı isteklidir. Alkanlarda ne demiştik? Alkanlar çok istekli değiller. tek ikili bağı taşımıyorlar zaten biliyorsunuz. Ya yanarlar demiştik ya da yer değiştirme tepkimesi verirler. Biraz da cracking tepkimelerinden bahsetmiştik. Yani parçalanma büyük molekülü alkanlar parçalanır demiştik. Şimdi alkenlerde biraz daha fazla tepkimi öğreneceğiz. E, çünkü yapısındaki ikili bağ e, biraz onların e, tepkimeye girme isteklerini artırıyor gibi düşünebilirsiniz. Hemen şunu hepsinde söyleyelim. Yani bundan artık bakacağız ama bütün organik bileşikler sınıfını incelediğimizde hep diyeceğiz ki özelliklerde yanarlar diyeceğiz. Ve bakın e, alkenlerle ilgili birinci tepkime en kısa zamanımızı alacak olan alkenlerde alkanlar gibi yanıcıdır. Yanında karbondioksit ve su oluşur. Ve genel denklem yine bu şekilde yazıldığında en tane olduğu için en karbondioksit 2 en olduğu için başına en yazıp eşitleme yoluna gidiyoruz. 3 en tane oksijen çıktığı için 2 en en de burada 3 en. 3 en bölü 2 yazarak yapıyoruz. Yani birisi bize C2H4'ü yakın derse C2H4 ne yapacağız? Hemen O2 alacağız. Yani eteni yakın derse hemen karbondioksit ve su şeklinde yazacağız. 2 karbon olduğu için buraya 2, 4 hidrojen buraya 2, 4 oksijen 2 de burada 6 oksijen buraya 3 yazarak eşitleme yoluna gideceğiz. Ve böylece denklemi hazır hale getireceğiz. Nerede işimize yarayacak? E, kaynaklarda bunun üzerinden kimyasal hesaplama sorusu çıkıyor. O yüzden mecburen ne yapmak zorundasın? Bunu yazmak zorundasınız. Hatta ve hatta 11. sınıf AYT konusu yani enerji konusunda bağ enerjilerinde bunun açık halini yazman gerekiyor gibi. Yani bu tepkimeleri yazabiliyor olman gerekir diyelim. Peki ikinci olarak ne tepkimesi öğreneceğiz? Birincide ne dedik? Yanarlar dedik. Bakın ikinci de katılma tepkimesi verirler ki bu alkanlarla alkenler arasındaki en temel farktır. Alkenler yapılarındaki zayıf pi bağlarından dolayı gençler katılma tepkimesi veriyorlar. Ve neleri katacağız dersek h2 katacağız, x2 katacağız, hx katacağız ve h2 katacağız. Her birinde de farklı ürünler oluşuyor. Tabii ki buna başlamadan önce ayrı ayrı örnek vermeden önce genel olarak hepsini burada göstermeye çalışın. Bakın aklımıza kalsın. Bir alken molekülünde ne var? İkili bağ var. Ve katılmalar her zaman buraya gerçekleşecek. O yüzden H2 ile halojen katılması yani X2 katılmaları çok benzer tepkimeler. Yani alacaksın hidrojenleri birer tane hidrojen gibi düşün. Bir paylaşım yapacaksın. Hidrojenin birini buna ekleyeceksin. Birinde de diğerine ekleyeceksin. Böylece aradaki ikili bağ teke düşüyor. Bakın paylaştırıyoruz. Yani hidrojen katılmasında bir e, sorun olmuyor. Ve e, dolayısıyla burada da ne oluşuyor? Artık tekli bağ düştüğü için demek ki haşik katılma sonucu alkan oluşuyormuş diyebiliriz. Aklımıza kalsın. Yine aynı şekilde e, alken molekülünde iki tane x2'yi böyle birer tane paylaştırıyoruz. Ve paylaştıktan sonra bakın buraya brom diye yazmışım. Yani buraya Br2 gibi düşünün. Halojen yine yani klor brom olabilir. İşte burada brom yazdığımız andan itibaren buraya bromları birer birer paylaştırıyorum ve tekli bağ düşüyoruz. Yani tepkime yazmada bir zorluk yok. Onu söyleyelim ama genelde kaynaklar artık e, dediğim gibi müfredat azaltıldığı için genelde hep asetlerin üzerinden örnekler verilir. Ama birçok kaynakta da Birçok alkenik kullanıp size tepkimeler gösterebiliyor ama dediğim gibi bu çok karmaşık tepkimeler karşımıza gelmeyecektir. Eskiden çok daha ağır bir müfredatımız ve örneklerimiz vardı diyelim. Şimdi buradan sonra buraya dikkat edelim gençler. Bu ikisini katarken bir sıkıntı yok. Yani sonuçta birer tane var elimizde birer birer paylaşıyoruz. Ama HX ve su katılmasında yeni bir şey öğreneceksiniz. Nedir o? Markovnikov kuralını öğreneceksiniz ve başka yani unutma şansınız yok başka bir yerde ismi benzer bir isim kimyada yok. Dolayısıyla bakın HX katarken az önceki gibi rahat olamayacağız çünkü niye? Biri hidrojen, biri X. Kimi kime yollayacağız? Sonuçta birini bir ne yollamam lazım, paylaştırmam gerekir. Böyle bir durumda Markovnikov devreye giriyor. Bunları paylaştırırken kafamıza göre değil de Markovnikov kuralına göre yerleştireceğiz. Yani Markovnikov kuralı diyor ki ki okuyacağım birazdan. Hidrojen en basitçe. Hidrojenin çok olan, hidrojen ekle gibi basit bir mantığı var. O yüzden örneklerde birazdan onu hatırlatacağım. Yine burada ha suyu H ve OH gibi düşüneceğiz. Birini bu karbonu diğer OH'u da diğerine yollayacağız. Ve böylece alkil halojenür dediğimiz e halojenli bir yapı oluşacak. Burada da e OH taşıyan bir alkole dönüşecek. Yani alkenlerden alkol elde etme tepkimesi gibi düşünebilirsiniz. Su katılma sonucu alkol oluşuyor. Alkenlere de yine HX kattığımızda alkil halojen RX gibi düşünebilirsiniz. Burada da dihalojenürler oluşuyor. Markovnikov'u tekrar okuyalım. Sonra örnekler üzerine tek tek göstereceğim. Simetrik olmayan bileşiklerin diyor pozitif kısmı. Yani bu çok sizi yoracak bir tanım olabilir. O yüzden ne diyeceğim basitçe? Markovnikov kuralı hidrojeni hidrojenin çok olana, hidrojeni çok olana yollayacağız. Her zaman kural bu. Yani hidrojen kimde çoksa o hidrojeni de çok olana vereceğiz. Burada bakın simetrik olmayan diyor bileşiklerin pozitif kısmı ikili bağ karbonları hidrojeni fazla olana katılır. Negatif kısmı ise ikili bağ karbonlarından hidrojeni az olana katılır. Ve eşit sayıda hidrojen bulunan alkenlerde bu kural dikkate alınmaz ki. Burada bakın e, ee, karbonlarımızın buraları iki tane hidrojen olduğunu düşünürseniz bir sıkıntı yok. Ama eşit olmayan hidrojen örneklerimizde mutlaka Markovnikov kuralını uygulayacağız. Hemen gelin örnekler üzerinde bunu da anlatalım. Yine bu da çok kullanacağımız kuraldan bir tanesi. Evet ilk örneğimiz alkenler yani katılma tepkime örnekler vereceğiz burada. Alkenlere platin, palatin ve nikel katılıyor. Haşik alkanlar elde edilir diyor. Bakın ne yapıyoruz? Hidrojenleri alıyoruz. Burada paylaştırıyoruz. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü niye? E zaten e, iki tane hidrojenim var. O yüzden bu CH2'yi CH3'e dönüştürüyorum. Bunu da CH3'e dönüştürüyorum. Yani eten maddesi etana dönüştü. Ve yine aynı şekilde burada ne var? Propen var. Propene hidrojen katıyorum. Her zaman katılma ikili bağın olduğu yerlere. Yani birini bu karbona diğerini bu karbona. Bakın burada da Markovnikov'a gerek yok. Niye? Çünkü zaten birer tane paylaşıyorum. O yüzden CH3 CH2 CH3. Bu şekilde propan elde etmiş oluyoruz. Yani H2 katılmasında bir sıkıntı yok diye. Bu tepkimeyi şöyle değerlendiriyoruz. Kaynaklarda duyarsınız hidrojenasyon diye söyleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde aynı etkiyi bakın burada da benzer bir şekilde alkenlere Halojen katıldığında dihalojenir alkanlar elde edilir. Katılma yine bakın aynı şekilde birer tane paylaştırıyorsunuz. Hiçbir değişiklik yok ama burada e, dikkatinizi çekecek bir nokta var. Bu soru olarak çok karşımıza gelecek. Kattığınız zaman ne elde ediyorsunuz? CH2 buradaki ikili bağ ne olacak? Teke düşecek. Bakın hemen teke düşürdük. Tabii ki burada hidrojen katmadığımız için burada bromları ayrıca gösteriyoruz. Bakın bromları bu şekilde yazdık. Yine aynı şekilde bu molekülde 3 karbon olduğu için CH3 CH CH2 ikili bağ teke düştü. Buralara ne geldi? Brom. Şimdi buraya dikkat. Soru olarak gelecek. Burada bu örnekte de renksiz ve brom e, kırmızı renkleyeceğiz. Sevgili gençler bu tepkime özellikle alkenlere halojen katılmasında bromlu su kullanırsanız bromlu suyun kızıl kahverengi yani şur, şuradaki renk kırmızıyı andıran böyle kızıl kahverengi e, renk bromlu su rengidir ve e, katılma tepkimesi sonucunda bu brom katıldığı zaman bromlu suyun rengi kayboluyor. Ve bu bize neyi ifade ediyor? Burada bir tepkime olduğunu ifade ediyor. O yüzden biz bunu doymuşluk testi olarak genelde değerlendiriyoruz. Yani doymuşluk testi olarak bilinir ve bu ne anlama geliyor sevgili gençler? Eğer diyelim ki size bir madde verdiler, dediler ki bu alkan mı alken mi diye sordular. O çok basitçe Bromlu su katarsınız. Bromlu su kattığınız zaman bu maddeye yani alkan mı alken mi diye sordular. Böyle sordular. İkisinden biri olduğundan eminiz ama. Şimdi bromlu su kattığınızda bromlu suyun rengi eğer giderse dersiniz ki tepkime varmış. Yani bu tepkime vermiş. İşte bu alkenmiş diye çıkarımda bulunabilirsiniz. Yani bu bir e, aslında doymamış maddelerin verdiği bir tepkimedir. Bu özellikle alkinlerde de aynısını yapacağız. Yani bromlu suda bu not size sorulacak Bromlu suyun rengini gideriyorsa alkan değildir kesinlikle. Çünkü alkanlar bromlu suyla tepkime vermez. Yer değiştirme tepkimesi veriyor ama e, katılma tepkimesi vermiyor. Dolayısıyla burada bromlu suyun rengi e, gidiyorsa alkendir diyebiliriz bu örnek için. Tabii ki alkinlerde de yine aynı tepkimeden bahsediyoruz. Bunu lütfen unutmayın soru olarak gelecek. Yine rehber sorumda bunu daha sonra tekrar hatırlatacağım size. Devam ediyoruz. Alkenler sülfürik asit özelliğine su molekülüyle katılma tepkisi vererek alkollere dönüşür. Bakın e, su katacağız. Suyu H ve OH gibi düşüneceksiniz gençler. E, paylaştırıyoruz. Bakın burada paylaştırmada yine sıkıntı yok. Yani en küçük üye olan eten maddesine su katarken hidrojenin çok olana hidrojen az olana OH ekleme. Yani Markovnikov kuralını burada uygulamak zorunda kalmıyoruz. Niye? E, zaten bunlar benzer maddeler. İkisi de aynı. O yüzden... Buradaki maddelerin birine hidrojen ekliyorum. Birine de e, OH ekliyorum. CH3, CH2, OH. Bakın hidrojeni şuna eklemiş olalım. Burada tam tersi gibi durdu ama. Şurada hidrojeni buna eklemiş olalım. Daha e, mantıklı gözüksün diye. Şuraya hidrojen eklemiş olalım. Buraya da OH'u eklemiş olalım. Böylece ne olmuş oldu? Alkol elde etmiş olduk. Alkolde ne zaman göreceğiz? Hidrokarbonları gördükten sonra organik bileşik sınıflarında ilk göreceğimiz ve e, yine ağırlık olarak soruların çok çıkacağı e, yerlerden bir tanesi alkol oluyor ve e, burada alkenlerden su katılması sonucu alkol oluştuğunu unutmayalım. Sorularda karşımıza gelecek. Bakın yine burada CH3CH, burada ikili bağ olmak zorunda. Burayı unutmuşuz. CH2'ye su katacağız. Burada H ve OH şeklinde yazalım. Ve şimdi dikkat edin. Burada Markovnikov uygulamak zorundasın. Niye? E, çünkü Hidrojeni çok olan hidrojeni ver. Yani neye göre vereceğiz? Onu bilmek zorundayız. Bakın buraya dikkat edelim. Hidrojeni çok olanı yolluyorum. Yani buraya gidecek. OH ise hidrojen az olan. Çünkü Markovnikov kuralına göre bunu uygulamak zorundayız. Ve buna göre yazarsam ne elde etmiş oluyoruz? CH3, CH, OH'ı buraya yazdım. Ve yine aynı şekilde ikili bağ teke düştü. Burası da CH3 oldu. Böylece yine alkol elde ettik. Ve sevgili gençler buraya dikkat. Buna ana ürün diyeceğiz Ana ürün predikal. Yani siz Markovnikov'a göre Bunu uyguladığınız için Buna ana ürün diyoruz ama Ana ürün dışında Burada yan ürün de oluşuyor Yani siz eğer Markovnikov'u Uygulamazsanız yani hidrojen Çok olan hidrojen değil de az olana Yollarsanız o zaman da ne olacak? Hidrojeni ortaya ekleyeceğiz. OH da buraya gelmiş olacak. O zaman bakın yan üründe yazalım. Yani hidrojeni bu sefer ortaya yazdık. Bakın hidrojen ortaya geldi. Şöyle ayrı ayrı yazalım. OH da buraya geldi. Böylece siz ne elde etmiş oldunuz? Ana ürün yerine yan ürün elde etmiş oldunuz. Size sorularda sorduğu zaman tabii ki e, Markovnikov uygulayacaksın. Yani çıkacak ürünün bu olması gerektiğini söyleyeceksiniz ama şunu da unutmayın. Ana ürünün yanında tepkime de yan üründe oluşabilir. O da Markovnikov'un uygulanmadığı tepkimedir diyebilirim. Bakın burada halkalı alkenlere de katılma tepkimesi sonucu oluşan ürünü görüyorsunuz. Hidrojen nereye gitmiş? Bakın hidrojen ve OH'ı değerlendirdiğimizde hidrojen bakın halkalı yapıda şurada karbonlar var. E, buraya katacağız. Katarken hidrojen kimde fazla? Bakın 1, 2, 3, 4. Bunda hiç hidrojen yok. Burada ise 1, 2, 3. Dolayısıyla burada bir hidrojen var. E, bu ikisini kıyasladığımızda hidrojen nereye gelecek? Bu karbona gelecek. OH nereye gidecek? Buraya gidecek. Bakın ne olmuş? OH'ı buraya almış. İkili bağ kaybolmuş. Bu şekilde verilen tepkimeleri değerlendirmeniz sizden istenebilir. Ben bunları çok rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Bir zorluk yok. Yani örnek değilse de yapacağın şey Markovnikov kuralını uygulamak. Şimdi benzerini haşik satılmasına da görelim. Böylece iyice bunu öğrenmiş olalım. Alkenlere HX katılması. Bu da aynen az önce anlattığımız su katılmasının çok benzeri sevgili gençler. Hiçbir farkı yok. Markovnikov kullanımı güzel çünkü bu simetrik bir madde değil. HCl'deki yani simetrik olmayan HCl'deki hidrojeni kime yollayacağım? Hidrojenin çok olana hidrojeni yolluyorum. Kloru da diğer karbonu yolluyoruz. Böylece ne oluşuyor? CH3, CH, kloru buraya bağladık ve buraya da hidrojen gelmiş oldu. E ne yapmış olduk biz burada? Markovnikov uyguladık. Buna ne diyeceğiz gençler? Az önce anlattım. Buna ana ürün diyeceğim. Yan ürün oluşacak mı? Oluşacak. Ona da anti Markovnikov diyorlar aslında. Yani Markovnikov'u uygulamıyorsunuz. O zaman da diğer yan ürünü elde ediyorsunuz. O biraz daha verim olarak düşük olarak yüzdesi düşük ürün olarak değerlendirilebilir. Hadi onu da yazmış olalım. Yani kloru kenara hidrojeni ortaya ekleyelim. O zaman ne olur? CH3 CH2 CH2 CL şeklinde yan ürünü elde etmiş oluruz. Yan ürün çok sorulmaz ama siz her zaman Markovnikov uygulayacaksınız. Bunu unutmayın. bunun dışında şunu da söyleyeyim. Yani çok karmaşık moleküler sorulma şansı artık yok hep söylüyorum. ama çıkarsa da bu şekilde değerlendirirsiniz diyelim. Yine şunu da söyleyeyim son olarak. Biliyorsunuz ki az önce yine bahsettim. Hidrojen katıldığında hidrojenasyon diyoruz. E halojen katıldığında halojenasyon diyoruz. E HX katıldığında hidrohalojenasyon gibi böyle isimlendirme de var. Yani buraya ne diyebiliriz? Bakın yazalım. Belki söylediğimde tam anlaşılmamış olabilir. Hidro jenasyon Yani hidrojen ve halojen katılması olayı gibi düşünebilirsiniz sevgili gençler. Böylece katılma tepkimelerini de öğrenmiş olduk. Peki alkenler başka ne tepkimesi veriyor? Bakalım onları da sırayla görelim. Alkenler yükseltgenme tepkimesi verir. Açıkçası şu an net bir şekilde saymıyorlar. Şunu söylüyorum size gençler. E birçok kaynakta artık bu verilmiyor. Çok da soruldu ama bazı kaynaklarda gördüm. Sorularda hala bahsediliyor. Alkenler ve tepkimesi verir diye çok yoracak bir şey olmadığı için aklımızın bir köşesine kalsın ama birçok kaynakta olmadığını da söyleyeyim. Sorularda karşılaştığında yapalım. Alkenler yükseltgenme tepkimesi de verir. Ve bu çok sorulan bir şeydi eskiden. Potasyum permanganat menekşe renklidir ve bu madde bazik ortamda ve soğuk ortamda Diyolleri oluşturur. Yükseltgenik diyolleri oluşturur. Ve bu alkenlerin tanınma tepkimesiydi. Sorularda çok çıkardı. Bayer testi olarak da bilinir. Ve menekşe renk yani KMNO4 dediğimiz potasyum permanganatın menekşe rengi renksiz hale geliyor. Bakın burada bir alkenimiz var. Alkenimiz ikili bağ taşıyan bir alken var. Menekşe renkli potasyum permanganatımız tepkime girdiğinde diyole dönüşüyor asla tepkime bilmek zorunda değilsiniz. Sizin bu vaktinizi almak istemiyorum ama dediğim gibi bazı kaynaklar değmiş. Neb kitaplarında yoktu ama dediğim gibi kaynaklarda karşılaşırsanız belki üniversitede işinize yarar. Alkenler yükselken ve tepkimesi verip diyolleri oluşturur ve meleşe renk kaybolur. Bayer test olarak da bilinir diyerek çok fazla vaktinizi almadan bundan da bahsetmiş olalım. Ve devam ediyorum dördüncü tepkimi olarak. Polimerleşme tepkimesi verirler. Tabii ki bu bütün kitaplarda var gençler. ...bunsuz olmaz. Yani bugün sadece az önce anlattığım o yükseltgenme tepkimesi, Bayer testi kaynakların çoğunda yok. O yüzden onun dışındaki her şeyi bilmek zorundasınız. Sakın bu dediğimin dışında başka bir şey öğrenmezlik etmeyin. Hepsini bilmek zorundasınız. Onu söyleyelim. Polimerleşme tepkimesi verirler ve çok da çıkar. Polimerler biliyorsunuz ki normalde TYT'de de karşımıza gelebiliyor polimerleşme tepkimeleri, katılma, kondansasyon polimerleşme var biliyorsunuz. Önce polimerle başlayalım. Biliyorsunuz polimerler doğal ve yapay olarak sınıflandırılabiliyor. Bilmeyenler için değerlendirelim. Çok sorulmaz ama doğal polimerler örnek işte nişasta, selüloz, proteinler, doğal kauçuk, yapay kauçuk da var bu arada. i̇pek doğal polimerleri örnektir. Yapaylar olarak da polietilen ki tepkimeleri burada var zaten. Polietilen, PVC, polistiren ve e, teflon, tava diyebildiğiniz polietilen, etilen gibi pek çok madde de yapaydır. Zaten isminden anlarsınız. Böyle e, alkenli isimler varsa vinil, e, etilen, stren, tetraflor, etilen gibi kavramlar yapay olduğunu size aslında ifade ediyor. Yani adından yapay mı doğal mı olduğunu anlarsınız. E, buna baktığımız zaman bakın biz polimeri genel itibariyle nasıl gösteriyoruz? E, alkenler verirler bu tepkimeyi. En çok polimerleşme deyince alkenler aklına gelecek. Alkinlerde de biraz bahsedeceğiz ama onlar bu kadar kapsamlı tepkime vermiyorlar onu söyleyelim. Burada en tane e, etilen maddesi ki buna monomer diyoruz gençler. Yani polimeri oluşturan en temel madde monomer diyoruz. Bu monomer maddesi yüksek sıcaklık basınç koşullarında ikili bağ açılarak ikili bağ açılarak polimere dönüşüyor. Böylece adı etilenken polietilen oluyor. Poli demek için yüzlercesinin birbirine bağlanması gerekir. O yüzden de en tanesi birbirine bağlanıp böyle yazılmış. Niye böyle gösteriyoruz? Çünkü yan yana yüzlercesini, binlercesini böyle yazıp uzun şekilde göstermek yerine monomerin kenarlarını böyle çizip çizgin üzerine böyle devam ettiğini yani sağda ve solda madde olduğunu düşünebilirsiniz. Bu genel gösterim gibi düşünelim. Polietilen de yine çok fazla kullanım alanı var. Yine vinil klorür Vinilin ne olduğunu söylemiştik. 2 karbonlu alken. Burada gördüğünüz yapı ve bir hidrojen çıkmış haliydi. E, vinil yapısına bir tane klor bağlanmış. Vinil klorür olmuş. Ve bu vinil klorür PVC yani bu plastik e, pencereler biliyorsunuz. E, Plastikte de PVC olarak bilin. Polivinil klorür. Oradan gelir ismi PVC diye. Yani açılımı polivinil klorürdür. Yine bilmemiz gerekir. Yine Teflon testlerde, denemelerde çok çıkar. E, tetraflor etenden gelir. 4 tane florun alkene bağlı olduğu şu monomer maddesinin polimerleşme sonucu oluşur diyelim. Yani alkenlerin polimerleşme tepkimesi verdiğinde mutlaka bilmemiz gerekiyor diyelim ve bunda geçelim. Bu alkenlerin tepkimelerini şöyle toparlarsam artık bakın iyice karmaşık hale gelmesin. Ne dedik? Yanarlar dedik. Aslında bilgiler çok sade de biz tepkimelerle falan verince sanki çok böyle geniş bir şeyden bahsediyormuş gibi öğrenciler algılıyorlar. Ee, ama şunu söyleyeyim zaten bu videonun sonunda bir toparlama bir rehber sorusunda bunu birazdan anlatacağım. Yanarlar dedik. iki olarak ne dedik? Katılma tepkimesi verirler dedik. Sonra 3 dedik ki e, yükseltgenme tepkimesi verirler ki diğer yani kaynakların birçoğunda yok demiştik. Yani diyolleri oluştururlar demiştik yükseltgenme tepkimesi. 4 olarak dedik ki polimerleşme tepkimesi verirler. Polimerleşme tepkimesi verirler. Burada bunlardan üç tanesi şunlar. Kaynakların hepsinde olan ortak noktalar şunlar diyelim. Bu değil. Bunun dışında bir de alkenler katılma tepkimesi yani halojenlerle katılma tepkimesi veriyor diyor. Orada artı olarak eğer sıcaklık yüksekse gençler halojenlerle aynen alkanların verdiği yer değiştirme tepkimesini de verebiliyor. Yani yüksek sıcaklıkta halojenlere katılma değil, yer değiştirme tepkimesi verir hale geliyor. Buradaki belirleyici olan nedir? Sıcaklıktır. Çok bu kaynakların pek çoğunda hiç değinmemiştir. O yüzden rahat olabilirsiniz ama e, aklınızın bir köşesinde kalsın. Yani e, ilave olarak e, şunu diyelim. Alkenler yanarlar, katılma tepkimesi verirler. Diyollere yükseltgenler, polimerleşme tepkimesi verirler. Ve yüksek sıcaklıkta ise halojenlerle e, yer değiştirme tepkimesi verirler diyerek burayı da toparlamış olalım. Ve e, son olarak Kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Onu da öğrendikten sonra bir rehber soruyla konuyu komple özetleyip dersimizi bitireceğiz. Evet, alkenlerin yaygın kullanım alanları. Bu da son bölümümüz artık bu video ile ilgili. Alkenleri bununla beraber bir rehber soruyla bitireceğiz. Kullanım alanlarına bakalım sevgili gençler. Yüksek karbon sayılı doymamış sıvı yağların yapısında ikili bağlar bulunur diyor. Ve bu bağların olduğu karbonlara hidrojen katılma sonucunda margarinler üretilir. Yani... İkili bağ taşıyan maddeler ne yapıyor? Hidrojenlerle katılma tepkimesi sonucunda margarin üretiliyormuş diyelim. Yine erkenlerin en basit üyesi olan etilen ki kaynaklarda bunu bir meyve fotoğraflarıyla, muz fotoğraflarıyla görürsünüz. Olgunlaştırma hormonu olarak biliniyor etilen ve özellikle uzun süre dayansın diye tam olgunlaşmadan toplanan birçok meyve bu maddelerin satılma anı geldiği andan itibaren etkilerine maruz bırakılıyor ve hızlı bir şekilde maddeler olgunlaşıyor ve e, muz yeşilken bir anda sararmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz. E olgunlaştırmada etilen kullanılır. Bu testlerde çok soruluyor. Özellikle buna bir işaret koyalım. Alkenler su ve halojen asit katılma tepkimesi veriyor ki bunu gördük ve burada alkol ve alkil halojenür üretiliyor. Yani alkol üretiminde o zaman ne kullanıyormuşuz? Alkenleri kullanıyormuşuz. O zaman alkol üretiminde kullanılır diye kullanmalarından bahsediyoruz. O zaman bunu da bileceğiz. Perkloroetilen artık biraz detaya giriyor ama perkloroetilen sonuçta bir alkendir. Kurt temizlemede kullanılır. Ara ara sorularda rastlıyorum. Ya, bilmemiz gerekiyor. Ve alkenlerin en önemli kullanılan biri de polimer üretimidir. Ki zaten polimerleşme tepkimesi veriler demiştik. Bunda yine Zaten tepkimelerden biliyorsunuz. Böylece alkenlerle ilgili bilmeniz gereken her şeye bahsettik. 3 bölüme ayırdık. E çok sıkılmayın, parça parça çalışın diye. Bunları mutlaka değerlendirin. Şimdi bir rehber soruyla artık alkenleri bitiriyoruz. Hemen rehber sorumuza bakalım. Evet, rehber sorumuz şu. E, bir bileşik vermiş. bunu tanıyorsunuz. Kimdir bu? Propen'dir. Propen bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Doymamıştır diyor. Evet, bu bir alken olduğuna göre doymamıştır. Yani Buna doğrudur diyorum. HCl ile katılma sonucu 1 klor propan elde edilir diyor. Bakalım hemen şuraya uygulayalım. CH3 artık katılmayı öğrendiniz. ch 2ye bunu HCl e katıyorum ve hidrojen çok olana hidrojen yolluyorum. Kloru da buraya yolluyorum. Ve böylece ne oluyor? CH3 CH ikili bahteke düştü. Burası CH3 burası da ne olacak? Cl buraya gelecek. Okursan adlandırmayı alkanlarda öğrendiniz. Bu nedir? 2 klor propandır. Yani burada 1 klor propan elde edilir dediği için buna yanlıştır diyorum. Ana ürünümüz 2 klor propan olmalıydı. Yanlış dedik. Polimerleşme tepkimesi verir diyor. Alkenler polimerleşme tepkimesi verir. Bromlu suyun rengini giderir diyor. Alkenlerin halojenlerle tepkimesinde özellikle bromlu suyun rengini giderdiği zaman ne anlıyorduk? Doymuşluk testinden bahsetmiştik. Bromlu suyun rengini alkenler giderir. Distans izomeri gösterir diyor. Geometrik izomeri ikinci videoda anlattık. Hemen bakalım. Distans izomeri gösterir mi? Ne demiştik? Uç alkenler genelde göstermez. Yani ikili bağ kenardaysa bakın. iki tane hidrojenden dolayı şuradaki gruplar aynı olacağı için. Şöyle daha güzel yazalım. Şuradaki hidrojenleri aynı grup olduğuna göre. Ne demiştik? Buraya odaklandığımızda buraya göre distans izomeri göstermez. Yanlış olmuş. H2 katılması sonucu alkol elde edilir diyor. Bunu genel olarak anlattık zaten. Su katılması sonucu alkol elde edilir. Çünkü hidrojeni H ve OH gibi düşünürseniz OH taşıyan maddeler alkol olarak değerlendirilebilir çoğu zaman. Ve H2 katılmasıyla propan elde edilir. Evet. 3 karbonu propenden 3 karbonu propan elde edilir. Yani doğrudur. Bunlara da doğru diyelim. Siklopropan ile yapı izomeridir diyor. Yine e, ikinci videoda bahsettik. Geometrik izomerinin yanında yapı izomerinden bahsetmiştik. Yine burada Halkalı alkanlarla alkenler karbon sayıları eşitse yapı izomeridir. Zincir halka izomeristir diyebiliriz. Bu da doğrudur. Yanma tepkimesi verir. Alkenlerin yandığından bahsetmiştik. Son olarak diyolleri yükseltgenir diyor. Yine bu da kaynakların çoğunda olmadığı için e, söyleyebiliriz. Diyolleri yükseltgenir diyor. E, bu da e, meneşe renkli potasyum permanganat tepkimesi. E, alkenler tanınma tepkimesi olan Bayer tepkimesi. Diyolleri yükseltgenir. Buna da doğru diyelim. Böylece aslında Hemen hemen yaklaşık bir buçuk saatlik bir derste 3 videoda bunları tek tek anlattık. Bunları algılayabiliyorsan ve görebiliyorsan bu konunun özetidir. Yani artık alkenler ceptedir diyebilir sevgili gençler. Alkenlerle ilgili çözdüğümüz soru çözüm videosunu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada karşılaşacağınız tüm soru tipleri fazlasıyla var. Böylece kendinizi denemiş de olursunuz. Mutlaka onu değerlendirin ve bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere diyorum. Başarılar diliyorum hepinize.